Dostlar selam. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Monster marka bilgisayarlarla ilgili farklı birkaç iddia var. Biri, Monster ömür boyu kendi marka bilgisayarlarına genel bakım ve termomacun değişimini ücretsiz olarak yapıyor iddiası. Diğer biri de hayır. Sadece garanti süresi bitene kadar yapıyor. Biraz sonra sizlerle birlikte Monster arayacağız. Bunun tam olarak nasıl olduğunu öğreneceğiz. Ve son olarak bunu bana 3 farklı abonem söyledi. Ne kadar gerçek bilmiyorum ama korkunç bir iddia. Bana dedikleri şu: bilgisayarımı Monster servisine gönderdim. Sorunum, bilgisayarım çok ısınıyor ve yavaş çalışıyordu. Bilgisayarım bakımdan geldikten sonra sorunlarımın devam ettiğini gördüm. Hala çok ısınıyor ve alt kapağını açtığımda fanların temizlenmemiş olduğunu gördüm dedi. Bana bilgisayarımın genel bakımı temizliğini yapar mısın dediler. Şimdi bu arkadaşlar gerçekten servise gönderdiler mi bilemem ama ben şöyle bir şey yaptım. Çevrenden yakın bir arkadaşım bana dedi ki ben ikinci el bir bilgisayar alacağım. Bana bu konuda biraz yardımcı olur musun? Birlikte satın alalım. Ben de tamam dedim. Bu bilgisayarı ikinci el olarak satın aldık. Monster marka bir bilgisayar. Bilgisayarın garantisi henüz devam ediyor ve bilgisayarın garantisinin bitmesine bir hafta var. Bilgisayar geldi. Biz tabii ki genel bir kontrollerini yaptık ve bilgisayarımızı hemen aldık. Monster yetkili servisine götürdük. Bilgisayarın içerisini açmadık. Dedi ki bilgisayarımızın genel bakımını, toz temizliğini ve termomacunların değiştirilmesini istiyoruz. Bir de bataryamız hızlı tükeniyor. Bataryamızın da değiştirilmesini rica ediyoruz dedik. Yetkili servis işlemleri yapmak adına bize şöyle bir ürün teslim formu doldurdu. Dedi ki genel bakım ve hızlı tükeniyor. İşlemler yapıldıktan sonra altına da şöyle bir not düşüldü. Klavye altı ve genel temizliği yapıldı. Müşteri memnuniyeti adına batarya değiştirilmiştir dedi. Ben de arkadaşımdan bilgisayarı aldım ve buraya getirdim. Şimdi sizlerle birlikte bilgisayarımızı sökeceğiz. Bu arada daha önceden Monster'a bilgisayar gönderen varsa bu şekilde streç'e sırıp veriyorlar. Bilenler mutlaka vardır. Henüz streç'inden bile çıkartmadım. Biraz sonra sizlerle birlikte açacağız. İçerisine bakacağız. Gerçekten termomacun değişimi yapılmış mı? Klavye altı ve anakart temizliği yapılmış mı? Fan temizliği yapılmış mı? Batarımız değiştirilmiş mi? Bunlara bakacağız. Bu söylemiş olduğum 3 arkadaşım bu konuda gerçekten doğru mu söylüyorlar? Veya bulundukları servis işini düzgün mü yapmıyor? Bunu da görmüş olacağız. Dilerseniz işlemlerimize başlayalım. İyi günler. Monster Notebook'a hoş geldiniz. Welcome to Monster Notebook. For English, please press 9. Yapacağınız görüşme, hizmet kalitesini ölçümleyebilmek ve eğitim amacıyla kayıt altına alınmaktadır. Kişisel verilerinizin korunması hakkındaki bilgilendirmeye monsternotebook.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Satış için 1, teknik destek için 2'yi tuşlayınız. İşletim sistemi, sürücü ve yazılım konularında teknik destek almak için 1, onarım durumu sorgulaması ve diğer yetkili servis işlemleri için 2, kargo takip bilgisi almak için 3'ü tuşlayınız. Değerli kullanıcımız, düşüncelerinizi çok önemsiyoruz. Lütfen görüşmenin sonunda hatta kalarak müşteri temsilcisiyle yaptığınız görüşmeyi tuşlama yaparak değerlendiriniz. Monster Notebook'u tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Telefonunuzu şimdi aktarıyorum. Lütfen bekleyiniz. Merhaba Hasan, ben nasıl yardımcı olabilirim size? Bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Benim yaklaşık 4,5-5 yıllık Monster marka bilgisayarım var. Garanti süreci bitti. Bununla ilgili servisinizden hizmet alabiliyor muyum? Yani temizlik, bakım, termomacunuyla alakalı. Ki bu işlemler genel olarak ürünün kendisine atanmış işlemler ve ömür boyu yararlanabilirsiniz bu işlemden. Ömür boyu yararlanabiliyoruz. Herhangi bir ücret telef edilmeden. Evet, doğru. Peki, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Nasıl gönderim yapacağınızı biliyor musunuz peki? Ha, biliyorum evet, Kadıköy'deki servisinize götüreceğim. Tabii ki sormak istediğiniz farklı bir konu varsa eğer hepsini paylaşabilirsiniz benimle. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bilgisayarımızın bataryasını çıkartıyoruz. Ben buradan bakalım bilgisayarımızın bataryası değiştirilmiş mi? Değiştirilmiş arkadaşlar. Üzerinde bu batarya yoktu. Şuradaki izden biliyorum. Küçük bir işaret vardı. Bunun üzerinde 01 batarya var. Yalnız bataryanın tarihi 2021-06 olarak buraya kaydedilmiş. Sizlere şöyle de göstermek istiyorum. Bu bataryanın üretim tarihi olabilir. Bu konuda çok emin değilim. Orijinal bir bataryamız var üzerinde. Köşeye bıraktık. Bilgisayarımızı sökme işlemleri için manuel tornavidamı kullanacağım. Arkadaşlar bu arada benim bu yapmış olduğum yetkisiz bir müdahale oluyor. Bu durumda eğer bilgisayarınızın garantisi varsa bilgisayarınız garanti dışı kalır. Bilginiz olsun.
Arkadaşlar burada videoyu biliyorum çünkü bir düzeltme yapmam gerekiyor. Bundan iki video önce bir sponsorlu videomuz vardı. Godofur24.com. Burası lisans satın alabileceğimiz bir web sitesi. Siteye girince bilgisayarımızda eğer Google Chrome üzerinden girdiysek ve bilgisayarınıza Acid programı yüklüyse size şu an ekranda gördüğünüz gibi bir uyarı veriyor. Bu uyarıyı sponsorluk anlaşmasını yaptığım yetkililere bildirdim. Onlar da Acid'i bildirmişler. Acid de konuyla ilgilendiklerini söylemişler. Bana da görüşme görüntülerini attılar ama kurumsal bir mailleşme olduğu için bunu sizinle paylaşamıyorum. Acid dışında farklı antivirüs programları bu siteyi tehdit olarak algılamıyor. Bunun da bilgisini vermek istedim. Ve son olarak hep Windows lisansı alıyormuşum. Neden ofis lisansları etkinleştirmesi yapmıyormuşum diye sizlerden bir eleştiri aldım. Kısaca buna da bir yer vermek istedim. Çünkü ofis etkinleştirmesi Windows etkinleştirmesine göre biraz uğraştırıyor. Şimdi web sitemize girdikten sonra arama bölümüne ofis yazmamız yeterlidir. Aşağıdaki paketlerden hangisini istiyorsanız onu seçin. Ben bunu alacağım. Eski sürüm ama içerisinde tüm ofis uygulamaları var ve fiyat olarak da daha uygun. Tabii ki siteye giriş yapmamız gerekiyor. Siteye mail adresimize girişimizi yapalım. Şimdi al dedik. $38.83 bizim sponsorluktan indirim kodumuz var. Onu kullanacağız. UK65 yazdık ve uygula dedik. Uğur Kaplan'ın kısaltılmış oluyor bu arada. $27.18 düştü fiyatı. Siparişi gönder dedik. Kredi kartımla ödeme yapacağım için Visa'yı seçtim. Ödeme bilgilerimi giriyorum. Telefon numarama doğrulama kodu gelecek. Ödeme tamamdır. Hesabımdan siparişlerime geldim. Burada bu zamana kadar yaptığım tüm alışverişler lisans numaralarıyla beraber saklanıyor. En üstte de son siparişi mevcut. Kodları görüntülediyorum ve açılan sayfada anahtarı alıyorum. Gördüğünüz gibi yani göremediğiniz gibi sansürlü kısımda benim ofis lisansı mevcut. Şimdi gelelim en çok kafanıza takılan kısım. Bunu nasıl etkinleştireceğiz? Satın aldığım uygulamayı tıkladım. Burada size nasıl yapacağınızı Microsoft'un resmi kanalları tarafından anlatılan bir videosu var. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. İsterseniz benim anlatacağım yöntemi de izleyebilirsiniz. Gerçi ikisi de hemen hemen aynı. Bir Microsoft hesabınız varsa yani Hotmail, Outlook gibi biliyorsunuz. Onunla aç diyeceksiniz. Benim var ama hatırlamıyorum bilgilerimi. O yüzden telefon numaramı, kodu isteyeceğim. Buraya telefon numaramı yazıyorum. Sizler mail adresinizi yazabilirsiniz. Giriş işlemlerini yaptıktan sonra oturum açılıyor. Sizi bu ekrana atıyor. Bu bölümde satın aldığınız lisans numarasını kopyala yapıştır yapıyoruz. Bu arada dikkat ettiniz mi? İşlemlerimizi Microsoft'un kendi resmi sitesi üzerinden yapıyoruz. Yani yapılan tüm işlemlerin hepsi yasal ve bilgileri dahilinde. Bölge olarak yaşadığımız ülkeyi ve dilimizi seçiyoruz. Ürünün doğrulandığını buradan görebilirsiniz. Onayladıktan sonra indirme aşamasına geçiyoruz. Burada merak etmeyin oldukça kısa sürüyor ve aynı zamanda da kurulumunu yapıyor. İşte bu kadar. Son olarak programı açın. Standart sözleşmelerini kabul edin. İnternet üzerinden etkinleştirdiğin hepsi bu kadar. Şöyle kasamızın içi tertemiz. Burada herhangi bir sorun gözükmüyor. Şimdi bilgisayarımızda bir tane burada diskimiz var. Bir tane burada mekanik diskimiz var. İki tane 8816 RAM'imiz var. Öncelikle benim buraya müdahale edebilmem için antistatik bilekliğimi takmam gerekecek. RAM'lerimizi söktük. Anakart temizliğimiz de yapılı. Anakartımız da tertemiz. Gelelim herkesin merak ettiği soruya. Termomacunlarımız değiştirilmiş mi? Buradaki soğutucu bloğu sökelim. Bloğumuzu kaldırdık. Fonu da buradan kurtarırsak eğer. Şimdi arkadaşlar temizlik yapılmış. Tamam. Bununla alakalı bir sorun yok. Yalnız çok detaylı olarak da ilgilenilmemiş. Yani şöyle ki buralarda biraz toz kalıntıları var. Çok mühim değil. Fanların içerisinde biraz toz kalıntıları var. Bunlar görmezden gelinebilecek şeyler. Fana bir de şöyle yukarıdan bakın. Buradaki termal pedler değiştirilmemiş. Eski pedler zaten belli. Kenarındaki tozlardan da belli oluyor. Şöyle baktığımız zaman görebilirsiniz. Bunları da değiştirselermiş, wow harika iş çıkarmışsın Monster diyebilirdim. Ama onları da değiştirmemişler. Dert mi değil tabii ki. Şimdi bakalım. Termomacunumuzu yeteri kadar sürmüşler. Şuraları biraz fazla taşırmışlar. Çok mühim değil.
Bu da temizlenmiş. İçerisinde tozlar yok değil, var. Hala tozlar var ama söylediğim gibi arkadaşlar bunlar dert edilecek şeyler değil. Monster bunu size ücretsiz olarak yapıyor. Adamlar genel olarak bakımlarını yapmışlar, temizliğini yapmışlar. Fanın içerisini de görmüş oldunuz. Fanlarımızı geri toparlayalım. Şimdi burada kullanılan termomacun böyle çok yüksek kalite bir termomacuna benzemiyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Böyle yüksek kaliteli termomacunlar sakız gibi oluyor. Bu o kıvamda değil ama kötü bir termomacun değil kesinlikle. Onu da söyleyeyim. Böyle Colormaster Master Gel Pro seviyelerinde veya Thermaltek termomacunları biliyorsunuz o seviyelerde. Yani orta kalitenin bir tık üzerinde olan termomacunlardan. Ama bir de şöyle bir durum var. Bu marka size bunu ücretsiz olarak yapıyor. Genel bakımını yapıyor. Anakart temizliğini, klavye altı temizliğini, fan temizliğini. Termomacun değişimlerini yapıyor. Hiçbir şekilde sizden ücret talep etmiyor. Yani bence marka söylenecek en ufak bir laf yok arkadaşlar. Bugün bu işlemleri ücretsiz olarak yapan başka bir marka yok diye biliyorum. Şimdi bilgisayarımızı geri toparlayalım. Şimdi ben burada size söylüyorum yani bunları size ücretsiz olarak yapıyor. Çok güzel takdir ediyoruz gibi söylüyoruz ama bu şu anlama gelmiyor. Monster gerçekten çok kaliteli bilgisayarları üretiyor. Malzeme kalitesi çok iyi. Anakartı çok iyi. Biliyorsunuz Monster bunların hiçbirisini kendisi üretmiyor. Yani bu anakartın markası Monster değil. Fanlar, buradaki soğutucu blok, buradaki SSD bunların hiçbirisinin markası Monster değil. Monster bir toplayıcı firma. Yani anakartı X firmadan alıyor. Hard diski X firmadan alıyor. Ekran kartını, fanları, işlemci, sistem uyumluluğunu gözeterek bunların hepsini bir araya getiriyor. Kendi markasını satıyor ve bu şekilde de güzel bir hizmet veriyor. Valla bilgisayara yapılacak hiçbir şey yok. Yani bu bilgisayarın garantisi de bir hafta sonra bitiyor arkadaşlar. 2 yıllık bir bilgisayar. Bilgisayarı satın aldığımız kişi polis bir arkadaşımız. Ondan satın aldık. Bilgisayar 17.3'lük bir ekrana sahip. Üzerinde i5 11. nesil diye yanılmıyorsam bir işlemci var. 11. ve 12. nesil bir işlemci var. Ekran kartı 1660 Ti. Böyle bir bilgisayar. Arkadaşlar işlemlerimizin sonuna geldik. Son olarak bilgisayarımızı çalıştıralım. Bakalım ne aşamadayız? Bir problemimiz var mı? Bilgisayarımız açıldı. Herhangi bir sorun, herhangi bir problem yok. Zaten bir problem olsaydı yetkili servisten gelmeden önce bununla ilgili işlemler de yapılırdı. Arkadaşlar işlemlerimizin sonuna gelmiş olduk. Monster marka bilgisayarınız varsa veya Monster marka bilgisayar almak istiyorsanız bununla ilgili kafanızda oluşabilecek soruları cevaplamaya çalıştım. Monster bilgisayarları nasıl işlem yapıyor bunları da sizlerle birlikte görmüş olduk. Bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.